الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الله قل إن هدى الله هو الهدى
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Muhterem kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti celile Kur'an-ı Mübin'in Bakara suresinin 120. ayeti kerimesiydi. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bu ayeti celilede bize şunu haber veriyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitapla asla Yahudiler ve Hristiyanlar, yani Nasara, asla senden razı olmazlar. Ta ki sen onların milletine, ta ki sen onların dinine girinceye kadar. Şüphesiz ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Eğer sen, sana ilim geldikten sonra onların arzu ve isteklerine tabi olursan, bilesin ki Allah'tan başka sana ne bir yardımcı ve ne de bir veli bulursun. Değerli kardeşlerim, bu bize açıkça yeryüzünde insanlar hayatları sürdürdükleri müddetçe yalanların veya inançsızların asla bizden, asla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden razı olmayacaklarını bize açık bir şekilde beyan ediyor. Bizler ayeti kerimeleri okuduktan sonra deriz ki sadakallahul azim. Yani yüce Allah doğru söyledi, yüce Allah doğru söylüyor. Bu haberi veren Allah'tır. Değerli kardeşlerim, bu halde bizler de ona göre hareket etmeliyiz. Hepinizin gözleri önünde cereyan eden olaylar var. Bu olaylar üzerinde fazla duracak değilim. Ama herkesin bildiği çözüm süreci diye ifade edilen süreçte nasıl ki bir toplumun diğer toplumla ilişkilerini düzeltmek için gayret gösteriliyorsa elbette bundan razı olmayan insanlar vardır ve var olacaklardır da. Değişik bir ifadeyle bizim dahili ve harici düşmanlarımız vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'deyken dahili düşmanlar müşriklerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettikten sonra bu dahili müşriklerle birlikte Medine'deki münafıklar ve Medine'deki ehli kitap da buna dahil oldu. Münafıklar daima Müslümanların safları arasında yer almıştır. Münafıklar Müslümanlarla beraber aynı mescidi paylaşmışlar, aynı zekatta sıraya girmişler ve aynı şekilde Allah'ı zikirde az zikretmekle birlikte müminlerle birlikte Allah'ı zikretmeye çalışmışlardır. Ve yine Müslümanlarla birlikte savaşa katılmışlardır. Ama en küçük bir fırsatta Müslümanların aleyhinde ne yapmaları gerekiyorsa yapmaktan geri kalmamışlardır. O halde dahili olarak bilinen düşmanlar münafıklardır. İslam aleminde zaman zaman buna zındıklar ve zenadik diye de ifade edilir. Bir de en çok bu münafıklarla birlikte, harici düşmanlarla birlikte en çok biz Müslümanlara zarar verenler Müslüman olduğu halde gafletinden dolayı gafillerdir. Zira hainler ve gafillerin yaptığı işin sonucu aynıdır. Ama her zaman en çok zararı biz gafillerden görmüşüzdür. Ve hala da görmekteyiz. Ne yazık ki gelecekte de göreceğiz. Değerli kardeşlerim. Yine değerli kardeşlerim, Müslümanların safları arasında cirit atan bu gafiller Müslümanlara yapmadıkları kalmamıştır. İşte bunlara karşı değerli kardeşlerim çok uyanık olmak zorundayız. Yine ülkemizde bilindiği gibi toplumun arasında muhabbet, sevgi ve kardeşliği, birlik ve beraberliği sağlamak için bir takım adımlar atılırken içtekiler, yani
İçeriden ve dışarıdan bir takım mihraklar boş durmayacaklar. Dün durmamışlardı, bugün de boş durmayacaklar, yarın da boş durmayacaklar. Bunlara karşı Müslümanların daima uyanık olmaları zorunludur ve elzemdir. Değerli kardeşlerim, işte gördüğünüz gibi zorbalığa başvurmuşlardır ve bu zorbalıkla Müslümanları sindireceklerini zannediyorlar. Düşüncelerini zorla topluma dayatmak için her yola başvurmaktadırlar. Bağırarak, çağırarak, yakarak, yıkarak, yok ederek, baskı kurarak Müslümanları sindirmeye çalışıyorlar. Bunlar habire alışa gelmişlerdir. Bağırmak suretiyle diğer Müslümanları etkileyeceklerini zannetmişlerdir. Maalesef zaman zaman da etkili olmuşlardır. Ama dahili ve harici düşmanlar şunu çok iyi bilsinler ki, bağırarak, çağırarak, sesinizi yükselterek ve sağa sola zarar vererek asla Müslümanlara dün olduğu gibi bugün bir şeyi dayatamayacaksınız. Sizler de bunu bir daha bilin ve bu mescittekiler de buna bir daha şahit olsunlar. Başkasının hakkına, hukukuna riayet etmeyenler, özgürlükten, haktan, hukuktan bahsedenler bilmelidirler ki haktan, hukuktan bahseden insanlar sadece kendi haklarını ve hukuklarını değil, karşısındakilerin de haklarına, hukuklarına riayet etmeleri gerekir. Elbette ki bizim hayrımızı istemeyen düşmanlarımız her fırsatta bize saldıracaklar. Zira Kur'an-ı Kerim'in İsra suresindeki bir ayette Rabbimiz Allah Celle Celaluhu rahmetinden kovduğu şeytana şöyle hitap eder. Git der Rabbimiz, git. Onlara sesinle onları yerinden oynat. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Eğer mallarınız ve çocuklarınız kendi inancınız için değilse, değişik bir ifadeyle mallarınız ve canlarınız kendi davanız uğrunda değil de başka davalar uğrunda harcanıyorsa, bilesiniz işte o mallarınıza şeytan ortak olmuştur. O canlarınıza da şeytan ortak olmuştur. Birilerinin zannettiği gibi besmelesiz gerdeğe girdin diye şeytan ona ortak olmadı. Olmuş olsaydı Mekke'de Müslüman olanların hepsinin besmelesiz, nikahsız dediğimiz bir durumda onlar evlendiler. Nikahsız derken tahsih edeyim değerli kardeşlerim. Evlenme niyetiyle evlenen bütün kafirlerin de nikahı vardır. Ancak besmelesiz oldukları herkese malumdur. Çünkü onlar Bismillah ve Uzza diyorlardı. Lat adına diyorlardı. Uzza adına diyorlardı. Müslümanlar ise Bismillah derler. Allah adına derler. Bu hususlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Elbette ki bu şer güçleri hiçbir zaman ülkemizin, milletimizin, vatanımızın ve inancımızın yararına bir iş yapmayacaklar. Elinde gelse Müslümanların kökünü kazımak için gayret edecekler. Şeytanla işbirliği içerisindedirler bunlar. Zira Rabbimiz şeytanı bize tanıtırken sadece cinni olan şeytandan bahsetmez. İnsi olan şeytandan da bahseder. Yani insanlardan da şeytanlaşmış olanlar vardır. Bu nedenle Rabbimiz bize Nas suresinin okumasını bize haber vermiş ve bize onu indirmiştir. Ve biz deriz ki قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Evet, bu şekilde Rabbimize sığınırız. Değerli kardeşlerim, genel ahlaka ve örfe sahip olmayanlar elbette ki toplumda her zaman sıkıntıları oluşturmuşlardır. Toplumların Müslüman olsun veya olmasın genel ahlakları vardır, genel örfleri vardır. Bu genel ahlaka ve genel örfe herkes tabi olmak zorundadır. Eğer herkes barış içerisinde yaşamak istiyorsa, herkes medeni olmak istiyorsa, zira medeni olmak insanların bir arada barış içerisinde
birbirinin hakkına, hukukuna riayet ederek yaşamasıdır. İslam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne, Hazreti Adem aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed aleyhisselama, Hazreti Muhammed aleyhisselam'dan bugünümüze kadar ve yarın kıyamet gününe kadar da bunu ispatladı ve ispatlayacaktır. Dün bunu ispatlamıştı. Bugün de İslam bunu ispatlamıştır ve yarın da bunu ispatlayacaktır. Bunun en güzel örnekleri, zamanla kışkırtıcıları bir tarafa bırakacak olursak, bizim topraklarımızda yaşayan Ermenileri de, Rumları da, Yahudileri de, Hristiyanları da, hatta ve hatta ateistleri de gidin sorun. Hiç kimse Müslümanların komşuluğundan bir zarar görmemiştir ve herkes Müslümanların komşuluğundan memnundur. Zira komşularımız Müslüman olsun veya olmasın, onlara iyilikle muamele etmek Rabbimizin bize bir emridir. Nasıl ki namaz kılmamız Rabbimizin bir emri ise, aynı şekilde komşularımıza, ki Rabbimiz komşularımızı da uzak komşular ve yakın komşular olmak üzere ikiye ayırır. Değişik ifadeyle yakın komşular ve uzak komşular olmak üzere. O halde demek hiç kimse Müslümanlardan daha az olmamıştır. Müslümanlar yaşadıkları toplumlarda diğer inançlara da, diğer düşüncelere de onlara müdahale etmemişler. Zira İslam'da dinde zorlama yoktur. Yani kimseyi zorla Müslüman edemezsiniz, böyle bir hakkınız yoktur. Hiçbir peygamberin, hiçbir Müslümanın insanları zorla Müslüman etme gibi bir görevleri yoktur. Peygamberlerin de Müslümanların da görevi insanlara İslam'ı sunmak, tebliğ etmek, haber vermek, bildirmek, irşad etmektir. İşte bu noktadan hareket ettiğimiz zaman İslam toplumlarında azınlıklar diye ifade edilen, gayrimüslimler diye ifade edilen bütün toplulukların kendi iç hukuklarını yaşamalarına müsaade etmiştir. Değerli kardeşlerim, bizler bugüne kadar zulme boyun eğmedik. Tarih buna şahittir. Bugün de Müslümanlar zulme boyun eğmemişlerdir. Ve Allah'ın izniyle gelecekte de asla Müslümanlar zulme boyun eğmeyeceklerdir. Nereden biliyorsun geleceğini? Çünkü Müslüman hiçbir zaman zulme boyun eğemez. Bu Allah'ın bir emridir. Müslümanlar her fırsatta mazlumlardan yanadır. Hatta mazlumun dinini, inancını, ırkını, mezhebini, meşrebini sormaz. Bir insan mazlum bir durumda ise Müslümanın görevi ona maddi ve mani olarak yardım etmek ve katkıda bulunmaktır. Değerli kardeşlerim, düşmanlarını tanımayanlar, her fırsatta konuşmamın başında belirttiğim gibi gafiller, düşmanlarımızla birlikte olurlar. Farkında olarak veya olmayarak Kur'an okuyanlar, siz hepiniz şu ayeti kerimeyi hatırlarsınız. Musa aleyhisselam şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi diyordu, اَهْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا İçimizde bulunan beyinsizlerden dolayı bizi helak eder misin? Yani ya Rabbi, içimizde bulunan beyinsizlerden dolayı bizi helak etme diyordu Musa aleyhisselam. Biz de diyoruz, ya Rabbi, içimizde bulunan gafillerden, içimizde bulunan bilgisizlerden, içimizde bulunan cahillerden, içimizde bulunan ne söylediğinin farkında olmayan, ne yaptığının farkında olmayanlardan dolayı bizi helak etme. Kendilerine antikapitalist ismi veren, bir defa ismin İslam'a uygun değildir. İslam'da antikapitalist Müslüman, antikomünist Müslüman, antifaşist Müslüman yoktur. Müslüman vardır. Konuşmamda da beyan ettiğim gibi Rabbimiz Kur'an-ı Mübin'de buyurur ki اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Din Allah'ın katında ancak İslam'dır. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Her kim ki İslam'dan başka bir din, bir yol, bir nizam edinirse asla Allah onu ondan kabul etmeyecektir. Ahirette de o zarara ve husrana uğrayanlardan olacaktır. O halde kendilerine kapitali, antikapitalist Müslümanlar olarak ifade edip de Müslümanların aleyhinde bulunan, yani yakan, yıkan, belediye otobüslerine zarar veren, sivil araçlara zarar veren, ambulansları yakan, cam çerçeve indiren, sağda soldaki insanlara hakaret eden, başörtülü bacılarımıza hakaret eden, 6 aylık bebeğin arabasını dahi kıracak kadar
gözleri dönmüş vahşilerin yanında yer almak Müslümanın şiarı değildir. Müslüman mazlumların yanında yer alır. Hepinizin bildiği gibi bu siyasi olaylar bugün cereyan etmekte.